Hakkında çok şey bildiğimiz hatta bir parçası olduğumuz su döngüsü ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Buharlaşma ile başlayalım isterseniz. Su buradaki denizin, nehrin ya da gölün yüzeyinden sürekli olarak buharlaşır. Başka bir deyişle sıvı halinde bulunan su molekülleri yeterli enerjiye sahip olduklarında gaz haline geçer. Suyun gaz haline su buharı diyoruz. Su buharı. Su buharı güneşten gelen enerji ve bazı başka karmaşık dinamikler sayesinde ısınan hava yardımıyla yükselir. Ve yükseldikçe sıcaklığın azalması yüzünden de su buharı su damlalarına yoğunlaşır. Gözlerimizle göremeyeceğimiz kadar küçük hava ve toz parçacıkları etrafında yoğunlaşan su buharı bulutları oluşturur. Evet, burada minicik su damlacıkları var ve su sıvı haline geri döndü. Aradaki tek fark ayrık su molekülleri olmak yerine birbirleriyle etkileşim içinde olan ve küçücük toz parçacıkları etrafında yoğunlaşmış su damlacıkları halinde bulunmaları. Eğer sıcaklık yeteri kadar düşükse minik buz kristallerine de dönüşebilir ve bulutlar da aslında bundan ibarettir. Buraya taşınmayı yazmışız evet. Bulutların rüzgar yardımıyla oradan oraya hareket ettiklerini de biliyoruz. Bu hareketleri esnasında su damlacıklarını da bir yerden bir yere taşımış oluyorlar. Su damlacıkları yeterli ağırlığa ulaştıklarında ise yağış olarak yeryüzüne geri düşer. Başladıkları yere, örneğin buradaki denize ya da buradaki dağa düşebilirler. Dağdaki sıcaklık yeteri derecede düşük ve diğer koşullarda uygunsa yağış kar şeklinde oluşur ve yağdığı dağın tepesinde kar ya da buz olarak kalabilir. Sıcaklıklar yükselirse, tabi eee yükselmeyebilir ama yükselirse eğer kar ya da buz erir ve erime sonucu su aşağı akmaya başlar. Şimdi buranın sıcaklığının yağışın kar olması için yeterli olmadığını ve daha yağmur yağdığını düşünelim. Yağmurun büyük bir kısmı toprağın içine süzülerek yerin derinliklerine doğru hareket eder. Etrafımıza bakıp nehir ve gölleri gördüğümüzde yeryüzünde ne kadar fazla su olduğunu düşünürüz ama aslında yeraltı ve okyanuslar da inanılmaz bir su deposudur. Bundan az sonra daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Dağdan aşağı doğru akan suyun bir kısmı yer altındaki boşluklara ya da su yollarına dolar. Bir kısmı da göllere doğru akar. Göller, toprağın suya doymuş olduğu, belirli türdeki suyu tutabilen kayaları içeren yerlerde oluşur. Akarsular ise kar erimesi sonucu akmaya başlayan sular tarafından meydana gelir. Evet, gördüğünüz bütün dere veya akarsular akmakta olan suyun toprağın suya doymuş olması sebebiyle yüzeyden akmaya devam etmesi sayesinde olmuştur. Su döngüsü aslında kısaca bundan ibarettir. Su buharlaşır, sonra yoğunlaşarak bulutları oluşturur, yağışa dönüşür ve bu böylece devam eder. Su döngüsünde önemli role sahip olan başka şeyler de var tabi. Örneğin bitkiler. Bitkiler kökleri yardımıyla yeryüzüne yakın yeraltı sularını emer, Suyu topraktan elde ettikleri besinleri yapraklarına ulaştırmak için ve daha önceki videolardan hatırlayacağınız fotosentez yapmak için kullanırlar. Bitkilerin topraktan aldığı suyun büyük bir kısmı terleme sonucu yeniden atmosfere salınır. Terleme, suyun bitkinin yapraklarından buharlaşması sonucu gerçekleşir. Burada bir de süblimasyon kelimesini görüyoruz. Evet, bu suyun katı halden doğrudan gaz haline geçişine verilen isimdir. Sublimasyon çok soğuk ve kuru yerlerde gerçekleşir. Buna ek olarak basıncın da düşük olması gerekir ve su molekülleri katı halden gaz haline, sıvı hale uğramadan doğrudan bir geçiş yapar. Videonun başında da söylediğim gibi biz de bu döngünün bir parçasıyız. Nasıl mı? İnsanlar su içerler ve aslında bakarsanız insan vücudunun %70'i de sudan oluşmaktadır. Ve su vücudumuzdaki birçok tepkimenin gerçekleşebilmesi için oldukça önemli bir maddedir. İnsanlar suyu içtikten sonra dışarı atarlar ve su da bu şekilde su döngüsüne yeniden kavuşmuş olur. Tatlı suya ihtiyacı olan bir organizma olan e, bendenize son derece ilginç gelen şeylerden biri, bu arada tatlı su derken içinde tuz olmayan ve içilebilir sudan bahsediyorum. Evet ne diyordum? Ha evet. İnsanların bu göldeki ya da nehirdeki tatlı suya ihtiyaçları vardır. Hatta su ihtiyacımızı karşılamak için artezyen kuyuları da kazarız ama yeryüzündeki suyun sadece çok küçük bir kısmının tatlı su olduğunu biliyor muydunuz? Size hemen bir grafik göstereyim. Tatlı suyun çok az olduğunu biliyordum ama insan sayıları gördüğünde neyin ne kadar olduğunu daha iyi anlıyor. Dünyadaki suyun %97,5'i tuzlu sudur arkadaşlar ve okyanuslarda bulunur. Bu da geriye kalan %2,5'un tatlısı olduğu anlamına geliyor. Ve bu %2,5'un çok ama çok küçük bir kısmı nehir ve göl suları ile özdeşleştirilebilir. Tatlı suyun büyük bir kısmı buzul ve erimeyen kar örtüsünde bulunur. Şu anda donuk halde bulunan bu şeyler erirse neler olacağını tahmin etmek çok zor. Bir de yeraltı suları var. Az önce bahsettiğimiz artezyen kuyularını bu sulara ulaşabilmek için kazıyoruz. Yeraltı suları toprağın nemini, bataklık sularını ve donmuş toprakları kapsar. Tatlı suyun çok ama çok az bir kısmının göl ve akarsularda bulunuyor olması bence son derece ilginç bir durum. Ve bu grafiği görmeden bu oranın bu kadar az olduğundan haberim de yoktu doğrusu. Buna ek olarak size ilginç bir şey daha göstermek istiyorum. Buradaki tabloda Su moleküllerinin su döngüsündeki farklı yerlerde ortalama kalış süreleri var. Bu şekilde geri dönecek olursak, su molekülleri okyanuslarda oldukça uzun süreler kalabilir. Yani akıntı ve sıcaklık değişimleriyle yer değiştirirler ama okyanusta sıvı halde uzun süreler kalmaları söz konusu. Kısacası bu süre bulut olarak geçirdikleri süreden oldukça kısa. Her neyse, bunu inceleyen bir bazı bilim insanları olmuş. Her ne kadar bu verileri nasıl elde ettikleri hakkında bir fikrim olmasa da, araştırmanın son derece ilgi çekici sonuçları var. Evet, su moleküllerinin ortalama kalış süresi, suyun buzul ve donmuş topraklardaki kalış süresi 10 bin yıl kadar olabiliyormuş. Bu sayılar tabii ki yaklaşık değerler. Yeraltı suyunun ne kadar derinde olmasına, olduğuna bağlı olarak yer altında 2 haftadan 10.000 yıla kadar, okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak 4.000 yıla kadar, canlı organizmalarda ise 1 hafta, atmosferde ise buharlaşarak havaya karışması, yoğunlaşması ve yağış olarak yeryüzüne geri düşmesi ortalama 1,5 hafta sürüyormuş. Bunların ortalama değerler olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani her su molekülü atmosferde bir buçuk hafta kalmak zorunda değil ama yine de suyun nerelerde olduğu ve tüm bunların su döngüsünde nasıl bir araya geldiği konusunda bize iyi bir fikir veriyor diyebiliriz.